Allah'ım, bu kadar negatiflikten sonra azıcık yüzünüzü güldüreyim mi? Sunu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum, var olun. Sunu Hanım, çok önemli bir şey söylemişsiniz. Evet. Gençlere de örnek olsun. Evet. Kaç yaşındasınız siz şimdi? 59 yaşındayım. Bak, 59 yaşında bir kadın benden neden ne istiyor? Gelinlik giymek. Neden evden kaçarak gitmiş? Genç kızlara diyor ki kaçmayın. Kesinlikle. Hala o kaçarak kesinlikle gitmenizin, tabii, gelinlik giyememenizin, tabii, yüreğinizde, evet, hissediyor musunuz, evet, acısını? Hissediyorum, onun için geldim size. Ha? Size çok teşekkür ederim. Durdağ, evet, gelinliği giymediniz Sunu Hanım. Telefonuma karşılık verildiği için, tabii, arkadaşlar çok başımla, başımla beraber. Her zaman. Siz şimdi gelinlik giymek istiyorum deyince benim, evet, kızlar böyle aa falan yaptılar. Niye? İsteyemez mi? Siz de hepiniz gelinlik giydiniz mi siz? Ha, gelinlik giymişsiniz, ondan öyle diyorsunuz. Ben de giymedim. Sen ama bana başvurmadın gelinlik giymek istiyorum diye. Sen de giymedin ama. Eşim, peki Sunu Hanımcığım. Eşim dünyaları iyisi birisi. Tekrar dünyaya gelsem eşimle evlenirim. Ama boşanalım demişsiniz adama. Ama işte ben gelinlik giymek için. Nasıl yani? Eşim evlendirme dairesine gitti bana gelinlik giydirmek için. Nikah yapacaktık. Evlendirme dairesi kabul etmemiş. Eşim oraya kadar gitti yazık, beni mutlu etmek için. İşte ben de 105 kiloydum. Sana dedi gelinlik alacağım yere iki tane tül perde alayım, onu giysen dedi. Allah, benim de artık Allah, çok zoruma gitti. Ona inan, 105 kiloydum. Şimdi 64 kiloyum. Kızım bak, sayesinde bu kiloyu ver. Azim. 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 Peki Sunu Hanım, siz nasıl tanıştınız bu melek gibi adamla? Eşim beni çok beğeniyormuş. Hani ben eşim bize sürekli, ben kız çocukken gelip giderlerdi. Ben, eşim çok sıkılgan bir insandı. Ben eşimi görürdüm. Giderdim. Utangaç mıydı biraz? Aşırı utangaç. İyi utangaçmış, beni kaçırmış. Utangaç, evet, olmasa ne yapacakmış ya, bilmiyorum. Vallahi öyle yani. Eşimin yanına ben giderdim, ne yapıyorsun diye sorum, utancından yüzüme bile bakamazdı. Bir gün dışarıdaydım. Bana dedi ki seninle dedi konuşmak istiyorum. Ben dedim ki hani kusura bakmayın, tanışamayız dedim. Bana göre çok ters bir insansınız dedim. Ha. Neden dedi? İşte hayır dedim, hani farklı bir kara insanız dedim ben de. Çünkü eşim köyden gelmiş, oradaki örf adetlerini. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Hani adetlerimiz, örf adetlerimiz çok farklı. Farklı, ha. Dedi ki haydi olsun dedi. Bir kere çıktım konuştum eşimle. Ben dedim bana göre dedim olmaz. Sizce iş dedim bu kadar olsun. Bugün noktalayalım bu arkadaşlığımızı. Dedi ki düşünün dedi. Tekrar karar verin dedi. Tekrar bir kere daha düşünme payı verin bana karşı yine dedi. Nadir Bey o kadar utangaç da değilmiş yani yine. Utangaç işte diyorum. İyi ki utangaç bunu yapmış. Utangaç olmasa ne yapacakmış bilmiyorum. Sizi dedi, nasıl ikna etti? İşte bana dedi ki bir kere daha düşünün dedi. Ben de geldim rahmetlik anneme söyledim. Anne dedim bana dedim Nadir bugün dedim böyle. Annem dedi ki olamaz kızım. O Nadir mi dedi sana bu kelimeleri söyledi? Evet anne dedim. Kesinlikle olmaz, o başkasıdır dedi. Anne dedim Nadir. Ha yine ama anneme bir de söyledim hani çıkıp Nadir'le görüştüğümü. Tekrar bana telefon açtı. Tekrar görüşebilir miyiz dedi. Tekrar bir kere daha görüştük. Sizin de biraz bir mailiniz, evet, olmuş herhalde. Bir iki derken 13 ay oldu. Oo. 13 ay görüştük eşimle. 13 ay görüştünüz. Evet. Niye ailelerden istemediniz? Bak ne güzel, ailenize de söylemişsiniz aslında. Benim ailem dedi ki annem kızım dedi sen onunla anlaşamazsın dedi. O da dedi seninle anlaşamaz. Çünkü dedi çok farklısınız dedi. Ama dedi sen kendin bilirsin dedi. Ha öyle deyince. Tabii hiç ben annem kesinlikle ben dedi ki annem sen de kızım dedi sen dedi gevrekçiyse ben gevrekçiyi bilirim. Ben dedi hani isteyerek evlenmedim. Ben dedi mutluyum ama dedi hani herkes dedi istediğini sevdiğini alsın daha güzel kızım. Bak ne dedi, güzel söylemiş. Çok güzel söyledi annem. Ama eşimin tarafı beni istemeye gelmedi. Ha onlarda bu sefer sıkıntı onlar, çıktı. Aslında bende ne kadar suç, bir anneyi babayı üzmeye değer mi? Bir, evet, bir sevgi için değmez aslında. Ben diyorum bütün kızlara örnek olsun. Bak çok mutluyum. 37 senelik evliyim. Maşallah. Tekrar dünyaya gelsem eşimi tekrar alırım. Ama anneyi babayı üzüp bir erkeğin arkasına gitmeye değmez. Hı. Kesinlikle değmez. Her genç kıza bunu söylüyorum. Aşk da bitiyor, sevgi de bitiyor, her şey bitiyor. Ne kalıyor geriye? Saygı olduktan sonra hepsi oluyor. Saygısızlık etmeyeceksin. Saygı olduktan sonra sevgi de geliyor, aşk da geliyor, her şey geliyor. Bak ne güzel konuşuyorsun Sunu Hanım. Ama evet, içinde nasıl yara kalmış bu gelinlik olayı? Tabii. Peki. Mesela bir düğüne gidiyorum. Nadir Bey'in ailesi istemeye gelmedi. Gelmediler. Ben de onlara inat eşimle kaçtım. Bak. İnada evlilik yaptım. Kaynanaya inat. Tabii kaynanaya inat. Oğlunu kaçırdın inat, yani Sunu Hanım. Tabii. Beraber anlaştık eşimle, kaçmaya karar verdik. Nereye kaçtınız? Yozgat'a gittik. Eşim Yozgatlı, İç Anadolu. Yozgat'a gittik. Orada bir hafta 10 gün durdum. Amcası da muhtardı. Bir gün benden resim istediler. Resmi verdim ben eşime. Bir de baktım bir hafta sonra evlenme cüzdanı geldi. Ha. Ya dedim nasıl dedim bu evlenme cüzdanı? Dedi amcam dedi muhtar. Amcam nikahımızı yaptı dedi. 37 sene önce. Tabii. Ben de dedim ki o zaman dedim bak dedim hani hastalıkta sayede diyorlar ya dedim hani hı, eşine bakacak mı? O zaman ben dedim sana bakmam sana amcam bakacak dedim. Amcasına da söyledim. Ha siz o yemini etmediniz. Ben yemin etmedim. Yemin etmediyse? Yemin etmedim. Amcası bakacak eşim hastalandığı zaman. Ama siz bakmışsınızdır tabii 37 yılda kaç kere de. Peki
Siz evlendiniz yani. Evlendik. Ne, evlenme cüzdanım geldi. 2 ay Yozgat'ta kaldık. Kayınvalidenizle sonra... barıştınız mı sonra? Eşim için. Ha, kızdı mı size? Kayınvaliden mi? Ha, beni gör, ben mesela ilk gittiğim zaman benimle konuşmadılar. Böyle tabii ters tepki gösterdiler. Ne kadar ters tepki görsem eşim orada bile bana çok güzel davrandı. Ha. Hani mesela annesine babasına ayrı uyup bana hiçbir terslik yapmadı. Hiç beni orada yalnız bırakmadı. Hmm. Dışarıya bile gitmez. Hep benimle beraber oturdu, benimle beraber kalktı. Ben asla nankörlük edememişime karşı. Ve aradan 37 sene geçti. Evet. Kaç evlat oldu? 2 tane. O bir oğlum bir kızım var. Onlar da evliler. Söylüyor musunuz onlara da ben gelinlik yemedim? Tabii söylüyorum. Anne kızım diyor ki kızım çok sever böyle şeyleri. Oğlum ha. çok utangaçtır. Ha. Oğluma dedim ki bak nikah yapacağım. O babaya yapacağım. Kız size çekmiş evet. demek ki. Böyle de ben bir nikah yapacağım. Babanın şahidi sensin oğlum kızım da benim şahidi. Anne asla o nikah dersine gelmem dedi. Neden? Oğlum çok sıkılır utanır. Utandığından? Utandığı için gelemez oğlum. Asla. Kız gelir mi? Kız gelir oğlum gelemez. Allah Allah. Çok sıkılgan. Sizin sıkılgan dediğiniz adam sizi kaçırmış. Evet ben de dedim baban dedim. Oğlunuzdan evet, evet. da bir şey bekliyorum ben evet. şimdi. Babasının oğluysa. Evet evet. Peki Suna Hanım. Efendim. Bu nasıl bir şey? Alt tarafı beyaz bir şey yani bir gelinlik. Ne olur ki giymeseniz bu yaştan sonra ne yapacaksınız? Bilmiyorum ben hani hep aklımda bir mesela bir düğüne gidiyorum. Geliyor mesela gelin oradan gelirken. Ay diyorum ha. neden ben giymedim? Neden? Ben hani benim ondan eksikliğim fazlalığım ne? O beneden ne üstünlüğü var? Niye ben bunlar kadar yok muydum? Niye ben, bak bir bu gelinlik için ailemi neden üzdüm? Neden ben kendim kahrolurum diyor. O kadar sürekli kendime sorarım ben. En sonunda dedim ki çok programlara başvurdum. Sizden tekrar cevap gelince o kadar çok sevindim ki hani dünyaları bana verseniz o kadar sevinmezdim. İnan ki. Biz de sadece bir dua istiyoruz zaten sizden. Allah hayır bin kere razı olsun. Çok mutlu ettiniz beni. Peki Suna Hanım efendim? Nasıl bir gelinlik hayal ediyorsunuz? Hiç fark etmez. Ha? Hiç fark etmez. Yıllarca böyle hayal etmişsiniz yani. Şimdi mesela nasıl bir şey ben önce derdim ki böyle sıfır kolu. Size nasıl bir şey yapayım yani? Önce ben derdim ki bekarken, kızken böyle sıfır kolu bir gelinlik alacağım. Şurasında bir tülü olacak derdim. Hani böyle şatafatı çok severim. Halen böyle çok severim böyle giyinmeyi, kuşanmayı. Hep öyle derdim. Sonra derdim ki şöyle kayık yak olsun derdim. Her sene model değiştikçe gittin ya gelinlik modeli görünce her sene ama... Ya siz 37 senedir gelinlik modeli mi takip ediyorsunuz? Tabii hep bakarım vitrinlere gittiğim zaman hep böyle hayal ederim kendimi orada. Hep bakarım vitrinlere. Ay acaba keşke giyseydim. Gerçekten hani hayal etmeyen ben inanmıyorum. Kaçarak evlenenlerde. Evet. Bazıları da mesela ben de sonra diyorum ki kendi kendime Allah'ım bak bu gelinliği giyip mutlu olmayan çok insan da var. Doğru. Ayrılan da çok insan var. Ben de diyorum evleni 3 ay sonra ayrılıyorlar. Ben de diyorum bak ben giymemişim ama diyorum 37 senedir mutluyum. Ama diyorum bu mutluluğum için bir gelinlik olsa inşallah 70-80 sene daha olacak. 70-80 sene daha. Yaşamış olacağım inşallah. Oo vallahi ne güzel işte böyle olmak lazım ya. Böyle neşeli neşeli olmak lazım yani. Peki beyefendi ne diyor? Eşim de kabul etti. Etmeden önce nasıldı? Yok eşim sürekli söylüyor tamam söz sana giydireceğim. Artık ben dedim ki en sonunda eşim eğer bak dedim senden önce ölürsem benim dedim bu kef tabutumun üstüne bir tane tül koyacaksın dedim. En azından sağlığında. Duvak yani. Duvak. Sağlığında eşime giydiremedim. Öldükten sonra bir tül parçası duvak dedim alacaksın saçmalama dedi. Ama dedi söz dedi sana dedi giydireceğim. Ben de artık 30. senede giydirirsin inşallah dedim. 50 sene daha geçtiğine göre giydirmemiş. Neden? Dedi ki bana bu halinle mi giyeceksin dedi. Eyvah ne vardı halinizde? 105 kiloyum. 105 kilolar evlenemiyor mu? İşte gelinlik yok mu var aslında? Gelinlik var ama olmazdı. Ben kendim zaten 105 kiloyken gelinliği nasıl giyeyim? Bana dedi işte 2 tane tül perdeyi de çıkar yandan bir dikiştik. Kendin onu giy dedi eşim. Kiloyu sana, bu yüzden mi verdiniz? Ben de dedim ki sana inat ben bu kiloyu vereceğim bu gelinliği giyeceğim dedim. Kiloyu verdiniz giydirdi mi? İşte yok halen giydirecek. Ben en son dedim ki Zahide Hanım'a başvuracağım böyle böyle olacak. O gün de başvurum söyleyince çok sevindi. Dedi ki gerçekten mi? Gerçekten mi? Yani aramaz bak ararlar dedim. Sizin ekiptekilere telefon numarasını verdim eşim aramışlar. Sevinerek bana söyledi ki Suna dedi beni aradılar çok mutlu oldum İnanmamıştır dedi. İnanmamıştır bu sefer. Bence. Ben de inanmadım eşim de hiç inanmadı. Ya. Gerçekten hiç inanmadık. Yani bizi çok mutlu ettin. Ama Allah şimdi burada mutluyorsun. İnşallah. İnşallah. Yani gerçekten bu gelinlikteki yani kadınların bu gelinlik tutkusunu ben biliyorum. Çünkü daha önceki programlarda da yaptım ve o kadar mutlu oldular. Yıllar yıllar geçti o fotoğrafları orada kaldığı müddetçe ben sana gece gündüz dua edeceğim diyen çok kişi oldu. Evet. Ama önemli olan gelinliği giymekti. Ben de giydim Paris'te de giydim İstanbul'da da giydim gelinliği. Yani böyle bir köşede bak oğlum diye göstermekten daha ötesi var. Hala birlikte olabilmek. Tabii. Bu kıymetli bir şey. Siz zaten onu başarmışsınız. Evet. Sıra küçük bir ayrıntıya evet. gelmiş. Hayalinizle böyle dans mı etmek istiyorsunuz? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Dans edip eşimle karşılıklı oynamak istiyorum. Ne eşim, oynayacaksınız? Hiç fark etmez benim için. Ben şimdi halk oyunlarına gidiyorum kendim. Oo, çok aktif bir bayanımdır. Hazırlanıp da geldiniz ben yani. Ben zaten 4 senedir halk oyunlarına gidiyorum. Buradaki oradaki hocalarıma, arkadaşlarıma çok selamlar.
Peki yani bu gelinlik hali nasıl buldunuz? Kim önce tepki göstermiş? Buyurun. Verelim beyefendiye mikrofonu, bak en arkada. Verin hemen. Buyurun. Tepki göstermedim de yalnız gelinliği giydiği zaman nikahını da ben kıyarım burada. Sizin mesleğiniz nedir? Önceden yaptığım nikah memurluğu, nikahını da kıyabilirim. Ha, nikah memurluğu yaptınız yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bir şey söyleyeceğim, zaten evliler. Hani olsaydı bir daha yapardık ama yemin etmemişti. Hani tabii, eğer tabii, şey olursa söyletiniz tabii. Yeminlerin olmazsa. Olur. Ha? Olur. Olur. Peki şimdi eşiniz size evlenme teklif etti mi tam olarak? Etti. Nasıl etti? Ne dedi? 30. yıl dönümünde gitmiş bir tane yaş pasta almış. Pastanın üstüne 30 tane mum diktirmiş. Ha. Bir tane... 30. yılda mı evlilik teklif 30. etti? 30. yılda. Bir gün baktım bir kapı çaldı. Kapıyı bir açtı. Hadi başındaki dedim adam kim acaba bizim eve gelmiş dedim. Evin mustakili. Ha. Baktım caddedeki adama ne kadar benziyor bu adam kim acaba dedim. Baktım bir demet kırmızı gül elinde. Oo. Oğluma söylemiş. Demiş, git demiş. Maytapları almışlar. Her şeyleri hazırlıklı almışlar. Havai fişekleri almışlar. Yine yapmış yani tabii, bir tabii. şeyleri sonra ama. Tek taş almış. Eşim kızım da diyor ki anne de üstünü giy gel diyor çekim yapacağım diyor. Kızım dedim ne çekimi yapacaksın? Niye vardım? Anne ne olur bluzunu değiştir. Ben de bir şey yapıyordum. Ha. Anne ne olur bari bluzunu değiştir. Hemen bluzumu değiştim çıktım bahçeye girer girmez patlattılar her şeyi. Eşim diz çöktü evlenme teklif etti. Ben benimle evlenir misin dedim. Vallahi dedim 30 senedir evliyiz ama düşünmem lazım dedim. E artık o kadar naz yani tabii. yapmak ama lazım. Ama şimdi diyorsun. Yani düşünüyorum hala işte. Ha daha kabul etmediniz. Etmedim tamam. Gelinlik giydiğimde kabul edeceğim. O zaman kabul edeceğim. Kabul etmediniz kabul yani. Kabul etmedim hayır. 7 senedir duruyor. Peki kına yapılır bizde biliyorsunuz evet. böyle. Kınalar yakılır. Hı-hı. Mumlarla dolaşılır. Evet. Anneniz hayatta mı? Vefat etti annem. Oldu. Anne için söylenir de ağlanır da falan. Böyle şeyler yaşadınız mı? Kınamına oldu mu bir şey? Hiçbir şey olmadı. Nişan oldu mu? Kesinlikle. Bindallı falan? Hayır. Giymediniz hiç. O var mı içinizde öyle bir şey? Tabii çok mesela düğünlere falan gidiyorum. Organizasyonda bindallı getiriyor giyeceğim. Ha. Geçen bir düğüne gittim orada giyeyim dedim. Edene koskoca kadınsın bindallı mı giyeceksin? Ya ne demek dedim ben de. Herkes giyiyor. Gencin yaşlısı yok. Ben dedim yaşım 59 ama ben içim dedim 30 yaşındayım ben dedim. Ben fıkır fıkır bir insanım öyle dedim. Yaşlanmadım ben dedim. Bana giydirmediler bindallı. Size inat giyeceğim dedim ben de o arkadaşlarıma. Peki o zaman böyle bir şey olabileceğini düşünmüş müydünüz? Hiç düşünmemiştim. Ama hep böyle aklımdaydı. Bir gün ben bunu giyeceğim. Bir gün bu olacak ama ne zaman hep bekliyordum. Gelinlikli kızları görünce üzülüyor musunuz? Üzülüyorum. Bazen de şimdi ayrıldıkları zaman da diyorum ki bak gelinliği giymiş kıymetini bilmemiş. Bunun o da biraz anlamı. Teselli mi oluyor acaba? O en büyük tesellim. Bak diyorum bu giymiş istediği gelinliği almış ama kaç ay kalmış evli kalmış ayrılmışlar. Suna Hanım şimdi bu gelinliği giyerseniz yine Nadir Bey'e der misiniz bak ben bunu bu yaşta giydim bu kadar yakıştı. Bunu bir de genç kızken giyseydim kim bilir nasıl tabii olurdum. O zaman daha çok yakışırdı ama neler aldırdım artık eşim o zaman bilmiyorum. Belki de ondan korktu. Ha bu siz ama bayağı neşeli bir kadınsınız evet, bak. Evet evet tabii. Yani hadi 60 desek 60'ında bu kadar neşeli bu kadar keyifli değil mi? Evet. O zaman damat beyi pardon Nadir Bey'i davet edelim mi efendim? Buyurun Nadir Bey de bir gelsin bir görelim damadımızı da madem öyle. Hoş geldiniz, buyurun. Sıkılgan eşim, hayat arkadaşım, 37 yıllık can yoldaşım, her şeyim. Maşallah. Nadir Bey, ne şanslı bir adamsınız ya. Bu kadar böyle neşeli, güler yüzlü, fıkır fıkır bir kadın var yanınızda. Biraz da benden kaynaklanıyor. Ha, ben mutlu etmesem böyle olmazdı diyor. Tabii. O da doğru. O da doğru. Helal olsun yani. Bu kadının bir kadın gülüyorsa, gözlerinin içi gülüyorsa yanındaki adama bakar. Tabii. Adam da gururla yürüyorsa yine yanındaki kadına bakar. Bu işler böyle. Peki Nadir Bey, yani 37 yılda kaç kere gelinlik lafı duydunuz? Son 10 senede çok duydum. Ve başvurmadığım yer kalmadı. Sponsor aradım. bak. Hayır der. Bak ne kadar açık söz. Sponsor benim bu durumda. Buldunuz yani. Şimdi... Ben daha önce şey ailesine İzmir'de beni kovdular. Dediler o dizilerde olur senin dediğin kovdular beni. Hani evlenmiş adam biz nasıl evlendirelim evet. dediler haklılar. Ha, ama eşim inanmadı gidemezsin utanırsın sen dedi. Gideceğim dedim başvuracağım dedim ama kovdular beni. Hiç inanamadım ben. Yani nazikçe söylemişlerdir Nadir Bey siz zaten evlisiniz tabii. aynı kadınla.
kaç kere evlendirebilirsiniz bile. Peki Nadir Bey, Sunu Hanım, İnşallah Allah nasip ederse size yaşayamadığınız her şeyi tek tek yaşatacağım. Aman bize de eğlence olsun, zaten ruhumuz sıkılıp duruyor bütün gün valla. Acık oynarız o zaman, önce reklama gidelim, sonra düğüne de gideriz inşallah.